Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Orman İşçilerim, değerli program üyeleri ve sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıfır çekimi, 36 oldu bölmede bulunan tesislerden değiş yaşıyoruz. Bu bölmenin yakınlığı ormanın çekilmesi amacı ve sözler ağaç. Bu bölümde bu tesisle dal arasında ilgili üç zararlı larvası üzerinde besinerek zararlı larvasını yok ediyor. Tabi alanda çok büyük olan kestaneki o zararın çıkış zamanlarında Haziran'dan sonra biz bu taraflara bir biyoteknik mücadele dediğimiz çekici cezbedicilerle beraber kapımızda zararın ergin uçuş periyodu çok kısa. Yani bazen 10 gün bazen bir ay arasında değişiyor. Ama kesinlikle doğaya zararı olmayan, yani aklınıza gelen soru şu, diğer olmayacağını siz de söyleyelim. Öbür süreniz belki 5-10 sene bulabileceğinizde yine akıdan çıkarmamak lazım. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Orman İşçilerim, Hocamızın salma tekniğini biliyoruz. Bu en yoğun ağaçlardan bir tanesi mesela. Bakın genç bir daha birey ama tüm dallarında her tarafında gal artık sarmış vaziyette. Buna çiçek açtırmamaya artık şey olmuş. İnşallah tekrar yine çiçek açacaktır ama bu dönemde yoğun olarak galden dolayı muhtemelen çiçek açmadan çoğu yer kapanmış. Sürgünde, dalda, yaprakta, yumurtayı nereye bıraktıysa tüm gözlerde. Zaten salın dediğimiz olay biraz sonra uçmaya başlayacak. Fark edeceksiniz. Bakın şuradaki gibi. Bakın evet, bir tanesi tane çıktı geldi mesela. Zaten böceğin salımı biz böyle hani çırt dediğimiz zaman değil. Böcek yavaş yavaş zaten kendisi çıkıp uçmaya başlayacak. Böceğimiz bakın uçmaya devam edecek. Başlayalım. Tutmanız yeterli. İlla hani biz galeye biraz hem fotoğraf açısından diyoruz ama şey yok. Kendisi zaten doğaya karışıyor. Dikkat ederseniz uçmaya devam ediyor. Şu an hem sandığım için hava şartları çok iyi. Böceklerimiz gerçekten canlılık olarak gayet evet, iyi durumdalar. Bir müddet de şunu da balda besliyoruz Sayın Kaymakamım. Şu şekilde. Bal onların bir nevi stresini yani uzun süre açlığa şey yapmasınlar diye balla gelinceye kadar yoldaki nakliyelerde bu şekilde de böcekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Şu an için çok iyi. Gerçekten hareketlilik çok fazla. Baş yerleşmeye başlamış. Peki bunu da şimdi öğrendim. Ama gitti onda. Bir şey kalmadı. Çevresine kadar. Yayılır. Şimdi şöyle diyeyim size. Atıyorum şuraya gider, buraya gider, şu kadar. Zararlı 25 kilometre gidiyorsa bakın aklı yaprakta da var bak. Ha, yaprağında. Yeri. Şimdi bu salınan miktarı acı belli mi? Bir. Bin tane. Tamam. Bartın ili Kurcaşile ilçemizde orman köylülerinin en büyük gelir kaynağından biri olan kestane balının üretiminde son birkaç yıldır biyolojik anlamda sıkıntılarımız vardı. Bu sorunların farkındaydık. Orman İşletme Müdürlüğümüz ve üniversitemizin çalışmalarıyla gal arısıyla biyolojik mücadeleyi sağlamak üzere buraya Torimus sinensis adlı biyolojik canlıyı bıraktık. Umarım bütün orman köylerimize, bal üreticilerimize hayırlı olur. Kurcaşile ilçemizde bugün kestane gal arısına karşı Torimus sinensis faydalı böceğimizi, larva parazitimizin salımını gerçekleştirdik. Tabii bölgemizde kestane galanlarda gal arısının zararı devam ediyor ama inşallah salımlarla popülasyonu zarar eşiğinin altına indirmeyi hedefliyoruz. Faydalı tür gerçekten diğer bölgelerde yine bir sonraki sene topladığımız gallerde faydalı böceğimizi topluyoruz, yakalıyoruz. Bu demek oluyor ki böceğimizin yavaş yavaş faydalı böceğimizin o alanlara yerleştiğini sevinici bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Tabii tek başına yöntem bazen yeterli olmuyor ama inşallah Haziran sonundan itibaren de biyoteknik mücadele kapsamında farklı tuzaklarla da yine ergin noktasında, zararlımızın erginlerini toplama noktasında farklı çalışmalara başlayacağız. İnşallah bölgemiz için iyi çalışmalar olacağını düşünmekteyiz. Şu an için Kirsinler tarafında Dibektaş ve Kirsinler köyümüzde 1620, Kurcaşile tarafımızda Yeniköy'de de
1000 adet tohum sinesi salımını gerçekleştirdik. Tabii üretim dediğimiz gibi en fazla alabildiğimiz böcek miktarını alıp bölgemize salmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki üretilebilen miktar şu an için bu şekilde. İnşallah seneye bu miktarın artarak devam edeceği kanısındayım. Bölgemizde böceğimiz hızla yayılmaya devam ediyor. Tabii ki tüm alanlarda kestanenin olduğu şu an Türkiye'nin tamamında kestane alanlarında böceğimiz bulaşık hale geldi, yayılıyor. Tabii bu etkilen bazı faktörler var. Küresel ısınma da yine bunlardan bir tanesi. Ama inşallah yaptığımız çalışmalarla ve iklim şartlarındaki yine olumlu değişimlerle böceğimizin bir müddet sonra popülasyon dengesine ineceğini tahmin ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.